Evet gençler merhaba. İktisada giriş ve mikro iktisat harmanlanmış dersimizin kaçıncı haftasındayız? Üçüncü haftasındayız herhalde. Üçüncü haftasında yeniden beraberiz. Şimdi geçtiğimiz 2 hafta boyunca rasyonel insanın karar alma aşaması hakkında konuştuk. Daha sonra geçtiğimiz haftada bütçe konusuna girmiştik. Yani şimdi karar alma meselesinde nasıl bir kafa yapısına sahiptik? Dedik beynimiz 3 aşamalı şekilde karar aldığını düşünüyoruz dedik. Birinci aşamada marjinal faydanın marjinal maliyetten yüksek olup olmamasına bakıyor dedik. Daha sonra bundan marjinal fayda maliyetten yüksekse hemen bunu yapmayı tercih etmiyoruz demiştik. İkinci aşamaya geçiyor. İkinci aşamada ne oluyordu? Bütçeye uygunluğunu test ediyorduk. Eğer bütçemiz buna yeterliyse o zaman alma kararı alabiliriz diyorduk. Hani alma ihtimalimiz var. Bütçemiz yetiyor. Hani ikinci aşamadan geçtik. Ama ikinci aşamada geçtiğimiz hafta bütçe doğrusunu çizerken ne söylemiştik arkadaşlar? Bu cebimdeki parayla alabileceğim işte kuru fasulye ve baklava miktarlarını gösteriyor ve kesinlikle kesinlikle almak isteyeceğim miktarları göstermiyor demiştik. Buna dikkat edelim demiştik. Çünkü almak isteyeceğim miktarı belirleyen konsept fayda konsepti demiştik. Yani ben cebimdeki parayı kuru fasulyeye mi, baklavaya mı, ne bileyim sinemaya gitmeye mi, şu yapmaya, bu yapmaya artık ne yapmak istiyorsam o yapmak istediğim alternatifler içerisinde bana en çok faydayı getirecek olan tüketim sepeti hangisi ise o sepete harcamayı tercih edeceğim ben paramı. Değil mi? Eğer bu sepetin içerisinde kuru fasulye tüketmek hiç yoksa hiç tüketmeyeceğim. Çünkü kuru fasulyenin dışında belki baklava yemek ve sinemaya gitmek bana birlikte çok daha yüksek fayda verecek. Veya kuru fasulye, sadece kuru fasulye yemek benim o sepetimde olacak. Çünkü kuru fasulyeye o kadar aşığım ki yani kuru fasulyeden başka o parayı nereye harcarsam harcayayım daha yüksek fayda elde edemiyorum belki. O yüzden üçüncü aşamada ne yapılacak demiştik? Harcamak istediğimiz tüketim mallarının bana marjinal olarak verecek oldukları faydalara bakacağım demiştim. Yani her 1 liramı bu ürüne tüketmek istediğimde o 1 liradan elde edeceğim marjinal fayda ne kadar olacaktır? Bunu düşüneceğim demiştim. Ve bu marjinal faydaların kıyaslanmasıyla da bir karar vereceğim demiştim. Faydamı nerede maksimize ediyorsam, hangi tüketimle maksimize ediyorsam o kadar tüketmek isteyeceğim, onu tüketmek isteyeceğim. Mesela atıyorum cebimdeki 20 lirayla bir tabak kuru fasulye, 5 tane de baklava yemek eğer ki benim faydamı maksimize edecekse onu seçeceğim. Ama bütçeme bakarsam bir tabak kuru fasulyeyle 5 baklavaya da param yetiyor. 2 tabak kuru fasulyeyle 3 baklavaya da param yetiyordu mesela. Değil mi? Yani o paramın yettiği, bütçemin yettiği milyon tane ihtimalden sadece bir tanesini seçeceğim. Sadece bir tanesini seçme sebebimse o sepetin, o kombinasyonun faydamı maksimize ediyor olması. Tamam mı? Şimdi önümüzdeki 3-4 hafta boyunca önce fayda nedir? Fayda konsepti nasıl bir şeydir? Fayda teorisi, tüketicinin fayda teorisine giriş tarzında bir şeyler yapacağız birkaç hafta boyunca. Terimleri tanıyacağız. O terimlerin anlamlarını anlamaya çalışacağız. Reel hayattaki karşılıklarını çözmeye çalışacağız derinlemesine. Daha sonraki haftalarda ise tüketicinin optimal kararı dediğimiz bir karar alma mekanizması, yani o üçüncü aşamanın sonunda tüketici artık fayda konseptini de kafasına oturttuktan sonra nasıl karar alıyor onu anlayacağız. Ve nerede, nasıl tüketmek isteyeceğini, yani hangi tüketim sepetinde tüketim yapmak isteyeceğinin kararını tüketicinin optimal kararı dediğimiz konunun konseptin içerisinde görmeye çalışacağız. Bu konunun içerisinde çok yeni metot göreceksiniz. Çok yeni bir metot göreceksiniz. Matematiksel bir metot göreceksiniz. Bunu tahminim çekocular olarak endüstri mühendisleri bile görmediğini düşünerekten söylüyorum. Geçen hafta onlarla konuşmuştum çünkü. Çekocuların da büyük ihtimal görmediğini varsayıyorum. Dolayısıyla yeni bir matematiksel metot göreceğimiz için mutlaka ve mutlaka bu dersleri kaçırmamaya çalışın arkadaşlar.
miktar yoksa anlayamazsınız. Yani 2 kere 2 4 gibi bir matematik olmayacak işin içerisinde. Şu ana kadar görmediğiniz tarzda bir matematik olacak ama yani öyle çok da uzay matematiği falan filan ne öyle hani böyle dedim diye hoca ne yaptın ya batırdın bizi Allah'ım ya Rabbim bu adamdan çekeceğimiz var falan filan demeyin. Öğrendikten sonra basit gelen bir şey ama öğreninceye kadar yani olan ne oluyor falan tarzında bir olay. Mutlaka ve mutlaka bunu kaçırmamaya çalışalım. Tüketicinin fayda maksimizasyonunu ve optimal kararını bulmak için kullanacak olduğumuz bir araç çünkü. Tamam mı? O araç olmadan bilemeyiz. Ve o aracın içerisinde en önemli şey türev almak. Eğer ki türev almayı hala bilmiyorsan, yani daha fazla türev konusunda uyarmak istemiyorum gençler, türevi öğrenin artık. Türevi öğrenmeden bu dersi geçemezsiniz. Ne tüketicinin optimal kararını bulabilirsiniz, ne şirketler teorisinde, firma teorisinde firmanın karını maksimize ettiği noktayı bulabilirsin, ne de piyasa dengesinde piyasa dengesinin nerede oluştuğunu bulabilirsin. Türevsiz bu dersi geçemezsin. Türev almayı mutlaka öğren. Nereden öğrenirsen öğren. Beni ilgilendirmez. İster kitaptan aç öğren. İster YouTube'da arattır, Google'da arattır o şekilde öğren. Beni ilgilendirmez. Ben sizin kolaylığınıza olsun diye yine isteyenler için geçen dönem istediler. Öğrenciler tembel yani kusura bakmayın da tembelsiniz. Yani bir YouTube'dan veya başka bir yerden bir türev videosu açıp da öğrenmeye gayret etmiyorsunuz. Nedendir bilmem. Etmediğiniz için illa her şey böyle armut piş ağzıma düş modunda olduğunuz için yani ne kadar kıssam da bu harekete sabır çekip bir video daha hazırladım. Nasıl bir video hazırladım? Sadece benim kendi dersimde yeterli olacak kadar türev nedir, nasıldır, nasıl alınır? Onların bir videosunu örneklerle açıklayarak koydum kanalımda duruyor. Bakmak isteyenler için orası var. Bu da olduğu halde gene hala hocam ben türevi yapamıyorum diyorsan kaldın. Ben sana söyleyeyim. Yani senin sorunun çünkü sadece türevden ibaret olmayacak. Türev sadece kullanacağımız bir araç olacak arkadaşlar. Artık türevi bilmek yeterli değil bu derste. İktisada giriş olsanız diyeceğim ki arkadaşlar türevi bilmeye çalışın diyeceğim. Ama mikrodasınız. Mikroda türev bilmeyen kalır. Söyleyeyim. Türev bilmeyen kalır. Mikrodasınız. Mızmızlanmayı bırakmalısınız. Artık olgunlaşmanız lazım. Türevi öğrenmeniz lazım. Türev yoksa derste yok. Haberiniz olsun ona göre. Tamam mı? Türevi öğrenin mutlaka arkadaşlar. Gerisine ben karışmıyorum. Türevi o kadar iyi öğrenmeniz lazım ki artık kafanızdan türevini alabiliyor hale gelmeniz lazım. Yani fonksiyonu gördünüz. Hocam bunun türevi şu ya falan demeniz lazım anında. Okey? O seviyeye gelmeye çalışın. Şimdi tüketicinin fayda teorisini gördükten sonra arkadaşlar şimdi kafamızdaki dersi oluşturalım. En azından tüketici teorisiyle ilgili meseleleri tartışırken şimdi şöyle bir yukarıdan olaya bakarsak daha iyi anlayabileceğinizi düşünerekten şunları söylemek istiyorum tamam mı? Tüketici teorisinde ne yapmaya çalışıyoruz? Nasıl şeyler yapacağız? Ve büyük resme baktığımızda nelerle uğraşıyoruz onu daha iyi anlayabilirsiniz diye. Çünkü bazen yukarıdan kuş bakışı bakmak insanın anlama seviyesini çok yükseltebiliyor. Tamam mı? Aksi takdirde hani nasıl bir işin içerisine girdiğini kavrayamadığın müddetçe, olaylar arasındaki bağlantıyı kuramadığın müddetçe her şey yarım kalabiliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Birincisi bu 3 hafta boyunca arkadaşlar veya 4 hafta da sürebilir. 3-4 hafta boyunca fayda teorisiyle ilgili derslerde tüketicinin birey olarak, her bir birey olarak yani sen, ben, bizim oğlan falan işte her bir birey olarak cebindeki bütçesini kullanarak
kullanarak iki ya da daha fazla ürünün fiyatları da verildikten sonra ürünün fiyatlarını da göz önüne alarak ve cebindeki bütçesini göz önüne alarak nasıl tüketim kararı vereceğini anlamaya çalışacağız. Yani X malından 5 tane, Y malından 3 tane tüketirse tüketici faydasını maksimize edebiliyor diyeceğiz. Tamam mı? Dolayısıyla faydasını maksimize ettiği o noktadaki o tüketim miktarlarını tüketmek isteyecek. Yani X'ten 3 tane, Y'den 5 tane. Tamam mı? Daha sonra bu bireylerin bu faydalarını maksimize eden tüketim miktarlarını bulduğumuzda her bir bireyin de ortalama bu birey gibi düşüneceğini düşünürsek, karar vereceğini düşünürsek rasyonel insanlar olarak, tamam mı? Her bir fiyat seviyesine göre de bunların tüketim kararlarının nasıl değişeceğinin de analizini yapacağız aynı şekilde. Yani mesela ben mesela bir birey olarak işte X malının fiyatı 10 lirayken, Y malının fiyatı da 8 lirayken X'ten 3 tane, Y'den 5 tane tüketmeyi tercih ediyorsam eğer, tamam mı? Cebimdeki bütçeye göre bu benim faydamı maksimize ediyorsa daha sonra diyeceğiz ki peki X'in fiyatı 10'dan 15'e çıkarsa ne olacak benim kararım? Acaba değişecek mi? X'ten daha mı çok tüketeceğim? Y'den mi daha çok tüketeceğim? Aralarında ikamemi mi yapacağım? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Nasıl bir karar alacağım? Bu karar benim optimal tüketim kararımı nasıl etkileyecek? Bu fiyat değişikliği benim optimal tüketim kararımı nasıl etkileyecek? Onu göreceğiz. Aynı zamanda benim gelirimde de bir değişiklik olursa optimal kararım nasıl değişecek? Onu da görmeye çalışacağız. Şimdi bütün bu analizleri bireyin kendi içerisinde yaptıktan sonra bireyin kararlarının fiyat ve gelirdeki değişikliklere karşılık nasıl değiştiğini anladıktan sonra bu bireyi sanki replike etmiş gibi ülkenin her tarafında milyon tane Ali Kuru varmış gibi düşünerekten, tamam mı? Bütün piyasadaki o ürünü talep eden kişilerin talep ettiği miktarının nasıl bulunduğunu ve fiyat değişikliğiyle birlikte o talep edilen miktardaki değişikliğin nasıl olduğunu daha iyi anlamış olacağız. Çünkü piyasa dediğimiz şey ne? Pazara hepimiz gidiyoruz. Hepimiz bir bireyiz. Pazara hepimiz gidiyoruz. Ürünün fiyatına bakıyoruz ve o esnada kafamızda biz fark etmesek de beynimizdeki mekanizmalar yoluyla optimal kararımızı alıyoruz. Fiyatları karşılaştıraraktan, cebimizdeki bütçeye bakaraktan optimal kararımızı alıyoruz. Optimal kararımızı sen, ben, ötekisi, belikisi herkes aldıktan sonra o piyasada bir talep edilen miktar oluşmuş oluyor. Talep konusunu geçtiğimiz dönem iktisada giriş bir dersinde aldığınızı biliyorum. O yüzden biraz daha rahat konuşuyorum. Tamam mı? Ancak talep konusunu sen bireyin tüketim kararını, optimal tüketim kararını nasıl aldığını anlamaya çalışırsan talep konusunu, her şey eksik kalacaktır. Ne olup bittiğini anlamakta zorluk çekeceksin. İkisinin arasındaki bağlantıyı mutlaka çözebilmen lazım kafanda. Tamam mı? Bireyin bu optimal kararlarını aldıktan sonra her bir bireyin de aynı şekilde karar aldığını düşünürsek, replike edilmiş birçok bireyin piyasada aynı paterni, aynı şablonu göstereceğini düşünürsek, fiyat değişikliklerinin arkasından talep edilen miktarın nasıl değişeceğini, ne kadar değişeceğini, yüzde kaç değişeceğini vesaireyi hepsini esneklik dediğimiz şeyle görüyor olacağız. Hesaplayabiliyor olacağız. Biliyorsunuz esnekliği gördünüz. Ne kadar gördünüz orası tartışılır ama gördünüz sonuçta, en azından tabirden ne kastettiğimi biliyorsunuz. Şimdi esneklikle onları hesaplayabilmenin bize ne faydası olacak? Hocam tamam iyi güzel diyorsunuz, her şeyi yaptık ettik, esneklikle de hepsini bulduk, piyasa denge fiyatını bulduk, miktarı bulduk falan filan bulduk hepsini hocam diye. Ne işimize yaradı? Senin şu işine yarayacak bütün bunlar. Sen yarın bir gün bir şirkete girdiğinde, şirketin üst kademe bir çalışanı olarak şirket sana diyecek ki Ayşe Fatma, her kimse ya diyecek, bizim ürünün fiyatında şöyle bir artışa gitsek acaba karlılığımız artar mı diye sana soru soracak. Git araştır, gel bakayım bunu, bir bana rapor sun gel diyecek sana patron. Sen bu raporu yapabilmen için, o analizleri yapabilmen için bu işin mekanizmasının nasıl çalışıyor olduğunu bilmen lazım. Yoksa işin neresinden başlayıp neresinden tutup nasıl yapacağını bilemezsin, öğrenemezsin, yapamazsın. Kitaplar da yazmıyor bunlar. Bunları kendinin düşünmen lazım, kendinin bulman lazım. Google'da arattığında bir şirketin şunu nasıl buluruz diye arattığında hiçbir şey bulamazsın. Mümkün değil. Bunlar analitik düşünmeyle, çözüm üretebilmeyle, problem çözebilme yeteneğiyle olabilen şeyler. Zaten seni de o yüzden oraya aldı adam. Sen de çözemeyeceksen o işi, seni niye alsın? Atar gider adam seni.
Ha hocam benim böyle dertlerim yok diyorsan ona da saygı duyarım. Ya misal atıyorum, küçümsemek için asla söylemiyorum. Ha, insanların hayati tercihleri ya da kariyer tercihlerine her zaman saygım var. Benim söylemek istediğim, burada söylemeye çalıştığım, anlatmaya çalıştığım şeyler daha çok özel sektör odaklı şeyler. Tamam mı? Yani eğer ki senin hayatında özel sektörde bir kariyer yapma, yüksek yerlere gelme hedeflerin yoksa, KPSS'ye girip de memur olup hayatına devam etmeyi düşünüyorsan, bunlara çok da ihtiyacın olmayacak. Ama bunları küçümsemek için söylemiyorum. Senin ilgini özel sektör çekiyorsa eğer, bu ders senin için çok önemli bir ders demek istiyorum. Anlatabildim mi? Bu derste öğrenmeye çalışacağımız şeyler senin için çok faydalı olacak, çok önemli olacak. Lütfen bunun bilincinde olarak olayları kavramaya çalışalım. Şimdi bireyden piyasanın bütün yapısına gelip piyasanın içerisindeki fiyat mekanizmasının nasıl oluştuğunu öğrendikten sonra artık biz şirketler için faydalı bir ekonomist olarak, o analizleri yapabilen bir ekonomist olarak bunları raporda sunabiliriz. Ve şirket de ona göre kendi üretim, fiyat vesaire kararlarını verebilir. Bu sayede de sen de kazanmış olursun. Şimdi dolayısıyla iktisat bu açıdan çok önemli arkadaşlar. Umarım biz bunları yapabilmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince, aklımızın yettiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla. Ve ilk adımımızda faydan başlayacak. Fayda teorisini anlayıp önce bir bireydeki optimal kararın nasıl alındığını anlayıp ona göre yolumuza devam edeceğiz. Tamam? Şimdi buraya kadar sorun var mı? Yok hocam, herhangi bir sorun yok. Okay. Şimdi gençler, fayda dediğimiz, fayda teorisi dediğimiz şeye önce kavramları anlayarak başlayalım. Fayda, bizim bir fayda fonksiyonumuz olacak. Fayda fonksiyonu dediğimiz şey de şu. Bazen öğrenciler, ben normalde böyle şeyleri çok önemsemiyorum. Hani ıvır zıvır bilgiler benim gözümde. Google'da bulunabilecek bilgiler olduğu için çok önemsemiyorum. Ama öğrenciler bazen diyor, hocam bize göstermediniz bunu, bu ne ki falan diyor. Yani gösterecek bir şey de yok ki diyesim geliyor ama bir şey demiyor. Şimdi felsefik olarak düşünürsek iktisatçılar ikiye ayrılmış durumda bu konuda. Tamam mı? Bazı iktisatçılar diyor ki ordinal yaklaşım deniyor buna. Yani isimlerini not tutacaksanız tutun, benim için fark etmiyor. Ben size ordinal yaklaşım nedir falan filan diye soru sorma. Ordinal yaklaşımcı şeyler, iktisatçılar diyorlar ki fayda dediğimiz şey ölçülemez bir şey. Herhangi bir şekilde matematiksel olarak ölçemediğimiz şey diyor. Kardinal yaklaşımcı iktisatçılar ise faydanın ölçülebileceğini, matematiksel ifadelerle ifade edilebileceğini söylüyorlar. Ordinalciler ise yok lan öyle bir şey yok, siz kafanızdan uyduruyorsunuz diyor. Tamam mı? Şimdi Amerikalı iktisatçılar kardinal yaklaşımı benimsiyor. Avrupalı iktisatçılar ordinal yaklaşımı belirsiyor. O yüzden hani Amerikalı hoca, Amerikan yaklaşımı benimsemiş hocalar daha böyle sayısal işlerken bu dersi, ordinal yaklaşımı benimseyen hocalar daha böyle sözel işlemekte. Hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisi güzel, hangisi kötü tartışması yapmayacağım. Ama ben burada kardinal yaklaşımı benimsemiş bir iktisatçı olarak size fayda konseptini anlatmaya çalışacağım. Şimdi kardinal yaklaşım dediğimiz yaklaşımda faydanın ölçülebilir ya da kıyaslanabilir bir hali olduğunu düşünüyoruz. Yani mesela X malından 3 tane, Y malından 5 tane tüketirsem yaklaşık işte 10 birim fayda elde ediyor olduğumu varsayacağım. Ama 10 birim ne kadar onu kimse bilmiyor. Yani 10 birim fayda diyorsun ona. Hani bu şu kadar mı, daha mı fazla, dünya kadar mı, yoksa karınca kadar mı, orası bilinmiyor.
Yani dolayısıyla aslında çok da öyle hani bir kaba koyup da ölçtüğümüz bir şey değil fayda. Hani ölçülebilir diyorlar, sayısal verilerle açıklanabilir diyorlar ama kalkıp da ölçtüğümüz yok. O tarz bir ölçülebilir fayda değil bu. Tamam mı? Ölçülebilirlikten kastımız şu, fayda dediğimiz şeyi ölçerken bir ürünün ya da iki ürünün sana vermiş olduğu hazzın birimsel ifadesi, yani temsili rakamlar olmuş oluyor onlar. Hani temsili olarak işte bunun 3 birim, bunun 5 birim fayda verdiğini, işte daha yüksek birim fayda verenin daha yüksek fayda verdiği için daha yüksek birime sahip olduğunu düşünerek işin içerisine başlayabilirsin. Şimdi dolayısıyla biz de fayda dediğimizde bir fayda fonksiyonumuz olacak. Bu fonksiyonun içerisinde tüketiyor olduğumuz malların bize veriyor olduğu fayda miktarına bağlı olarak bir fonksiyonel ifade olmuş olacak. Yani mesela fonksiyonel ifadeden kastımız ne? Lise çağlarında görmüşsünüzdür illaki ne diyorduk? Fx eşittir x kare eksi 3x artı 15 diyorsun mesela, değil mi? Şimdi orada fx dediğimiz şey ne? Fonksiyon. Yani bu fonksiyonu da nasıl buluyorsun? X kare eksi 3x artı 15 diyorsun. Bu ne amaçlı kullanıyorsun? Mesela x 3 iken bu fx'in değeri ne oluyor? 27, 18, 33 olmuş oluyor. Tamam mı? X 4 iken bunun şeyi ne olmuş oluyor? İşte 16, 4, 19 olmuş oluyor. Tamam mı? Şimdi buna göre gördüğünüz gibi fx fonksiyonu nasıl bir fonksiyon olmuş oluyor? X'in değerleri değiştikçe kendi değeri de değişen bir fonksiyon olmuş oluyor. Fonksiyondan kastımız bu yani. Biz de bir fayda fonksiyonu oluşturduğumuzda tüketilen x ve y, z kaç tane malımız varsa o malların bir matematiksel ifadeyle o fayda fonksiyonunu oluşturduğunu göreceğiz. Ve bu şekilde o mallardan kaç tane tüketirse kaç birim fayda elde edebiliriz temsili olarak onu göstermeye çalışacağız. Tamam mı? Şimdi bir tane malla başlayalım kolay olsun diye. Daha sonra iki tane malla fayda fonksiyonu nasıl oluyor? Onun analizini göreceğiz. Bir tane malla görürken ilk hani konunun konseptini öğrenmek için bir malla başlıyoruz. Daha sonra iki ya da daha fazla mal tüketmek için yapılacak olan analizlerde sadece iki tane malın analizini yapıp anlamak yeterli olacak. Çünkü iki mal tüketmek de çok mal tüketmek oluyor. 1.000 tane mal tüketmek de çok mal tüketmek oluyor. Çok mal tüketmenin analizinin nasıl yapıldığını da gördükten sonra bunu iki malla da görsen, 1.000 malla da görsen aynı sonuca çıkıyor. Tamam mı? Şimdi bizim fayda fonksiyonumuza ux eşittir. Mesela atıyorum x malını tüketiyoruz. Fayda fonksiyonumu ben ux eşittir kök içerisinde x olarak yazdım diyelim. Bunu bu şekilde yazmaya da bilirdim. Atıyorum ux eşittir x kare artı 5x de olabilirdi. ux eşittir 2x artı 3 de olabilirdi. Her şey olabilirdi. Ama ben bu örnekte ux eşittir kök x olarak yazıyorum fayda fonksiyonumu. Tamam mı? Bu fayda fonksiyonumu ben grafiksel olarak göstermek istesem nasıl gösteririm? Hemen şuraya yazayım. Şuraya x malını koyuyorum. Miktarsal olarak bu. X'ten ne kadar tükettiğimi gösteriyor. Tamam mı? Şuraya da U'yu koyuyorum. U dediğimiz şey util'den geliyor. UX de zaten fayda dediğimiz şeyin de İngilizcesi utility zaten. Tamam mı? Utility fayda demek. Util ise faydanın birimine util deniyor İngilizce'de. Utility fayda demek. Util ise faydanın birimi. Ha, biz util diye bir birim kullanacağız. Hani TL gibi, dolar gibi bir birim sonuçta bu. Ve util diye bir birim söylemeyeceğiz. Birim diyeceğiz. 3 birim fayda, 5 birim fayda diyeceğiz. Birim şeyini kullanacağız. Ama İngilizce'de util diye geçtiği için burada y ekseninde u'yu kullanacağız. X ekseninde ise x'i kullanacağız. X eksenindeki x'ten tüketilen miktarı veriyor olacak. Y eksenindeki u ise elde edilen fayda miktarını veriyor olacak. Tamam mı? Şimdi x'ten bir birim tüketirsem ben arkadaşlar kardinal yaklaşıma göre kaç birim fayda elde ederim şu fonksiyona baktığımızda? Ha? Bir değil mi? Bir, evet. X'ten bir birim tükettiğimde faydam bir birim oluyor. İkisinin kesiştiği şu A noktası dolayısıyla benim neyim olmuş oluyor?
X'den bir birim tükettiğimde ne kadar fayda elde ettiğimi gösteren nokta olmuştu. Peki X'den 4 birim tüketirsem kaç birim faydam oluyor? 2. 2. Çok güzel. Köklü ifadelerde sıkıntımız yokmuş demek ki. 2 birim faydam oluyor. B noktasındaki fayda miktarım 2'ye eşit. Peki X'den 9 birim tüketirsem kaç birim faydam oluyor? 3. 3. Çok güzel. İyi. Köklü ifadeleri çözmüşüz gençler. Onda bir sıkıntımız yok. 3 birim fayda elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi A, B ve C noktaları bana neyi gösteriyor? X'ten kaç birim tüketirsem kaç birim fayda elde edebilirim onu gösteriyor. Doğru mu? Doğru. Evet hocam. Evet, doğru. Evet hocam. Gençler istiyorsanız biz çıkalım, siz durun. Gürkan'la biz öbür odada çalışırız beraber. Olur mu? Siz bilirsiniz. Rahatsızlık vermeyelim yani size. Yani çok konuşuyoruz. Gürkan'la Gürkan bir taraftan, ben bir taraftan durmadan konuşuyoruz. Rahatsızlık vermeyelim yani. Hani işiniz gücünüz varsa biz çıkalım Gürkan, çıkalım mı? Ha? Ya biraz çekiniyor olabilir arkadaş. Ya yapmayın gençler. Ben de çekiniyorsanız yani hani en son satın alacağım argüman bu yani. Hani en son çekinilecek insan benim çünkü. Benden çekinmenize hiçbir sebep yok. Şimdi bu ABC noktaları neyi gösteriyor dolayısıyla X'ten ne kadar tüketirsem kaç birim fayda elde ederim onu gösteriyor. Ben bu seçenekleri çoğaltabilir miyim? Sadece 1, 4, 9 birim X tüketmek zorunda değilim. Çoğaltabilirim. 2 birim X tüketirsem, 3 birim X tüketirsem, 7 birim, 15 birim, 25 birim X tüketirsem ne kadar fayda elde edeceğimi de tek tek buldum. Şurada koordinat düzleminde grafikte yerine koydum diyelim. Şöyle bir sürü milyon tane noktayı koydum diyelim. Aynı bütçe kısıtında yaptığımız gibi. Bu milyon tane noktayı koydum, 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 koydum. Gördüğünüz gibi şöyle devam etti diyelim. Tamam mı? Şimdi bu milyon tane noktanın hepsini o kadar sık yan yana gördüğümüzde sanki bu noktalar şöyle bir doğruymuş gibi görünüm arz etmeyecekler mi gençler? Ha? Evet hocam. Evet hocam. Peki bu doğru nelerden oluşuyor? Bütün tüketilebilecek X miktarlarının bana ne kadar fayda vereceğini gösteren noktaların birbirine geometrik bir şekil oluşturmasından oluşuyor. Değil mi? Bu doğrunun adına dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Fayda fonksiyonu diyeceğiz. Nasıl ki fx fonksiyonunu bu şekilde çiziyordunuz, fayda fonksiyonunu da bu şekilde çizmiş olacağız. Bak buradaki fayda miktarı bu fayda fonksiyonu. Tamam mı? Karıştırmayın. Şimdi fayda fonksiyonumuzu bu şekilde çizdik. Dolayısıyla bizim fayda fonksiyonumuz neyi gösteriyor? X'ten tükettiğim miktarla ne kadar fayda elde edebilirim mi? Cevabını veren o noktaların geometrik yerini göstermiş oluyor. Peki bir şey soracağım. İnce bir ayrıntı soracağım. Şuradan fayda fonksiyonu sıfıra dokunarak mı geliyor? Dokunmadan mı geliyor sizce? Bence dokunmadan. Dokunmadan geliyor değil mi? Neden peki? Hocam sıfır zaten elde fayda yoktur diyeceğim. Evet. Sıfırdayken ne? Elimizde bir fayda yoktur diye düşünüyorum. Nereden bildik onu? Tahmin. Tahmin. Hocam fayda başka fonksiyonu. Başka tahmin olan. He? Efendim Sibel? Fayda fonksiyonu sonuçta. Fayda fonksiyonu olunca hocam bizim bildiğimiz fayda fonksiyonları böyle değmeden geçiyor mu diyoruz. Siz ilk dönem fayda fonksiyonu gördünüz mü dersinizde? Hayır hocam. Hayır. Hayır. Nereden hayır, biliyorsunuz hocam fayda fonksiyonlarının nasıl olduğunu? Faydasız olma ihtimali yok mu hocam?
faydasız olma ihtimali var mı? Ben de onu soruyorum işte size. Sıfır olma ihtimali var mı fayda fonksiyonunun? Bence yok, tahmin yürütüyorum. Olabilir hocam bence. Olabilir. Nasıl oluyor peki Edis? Hocam yani şu anlık bilmiyorum ama tahmin yürütebildiğim kadar olabilir gibime geliyor. Karıştırmayın hocam arasında. Olabilir işte. Yani bir şekilde oluyordur. Hallediyordur o işini kendi kendine. İşte çeviriyordur hocam dediğim gibi. Gençler, fayda fonksiyonunda az önce ben ne yaptım? Şu 1'i, 2'yi, 3'ü nasıl buldum? O yüzden dedim hani Gürkan gel gidelim evet, seninle. Evet. Bunlar burada dursunlar diye. Yani Gürkan'dan başkası cevap vermedi. Büyük ihtimal Gürkan'dan başkası da ne yaptığımızı anlamadı. Ne yaptım? X 1 iken şurada X yerine 1'i koydum. Kök 1'in sonucu ne? 1. X 4 iken 4'ü koydum. Kök 4'ün sonucu kaç? 2. Faydanın 2 olduğunu buldum. X 9 iken 9'u koydum. Faydanın 3 olduğunu buldum. E burada x kaç? 0. 0'ın kökü kaç? 0. 0. E demek ki 0'dan başlıyormuş. Hocam ben az önce söyledim ama yani yanlıştır diye tekrarlamak istemedim. Ben az önce söyledim sessiz bir şekilde ama yanlıştır diye tekrarlamadım. Üstüne basmadı. Yapacak bir şey yoksun yine. Yani bazen cesaretli olacaksın. Korkmayacaksın. Yanlış yapmaktan da korkmayacaksın. Okey? Şimdi fayda fonksiyonunu bu şekilde çizdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim fayda fonksiyonumuz böyle bir artan eğim içerisinde değil mi? Yani durmadan artıyor yukarıya doğru. Yani x miktarı arttıkça 1'den 4'e, 4'ten 9'a doğru çıktıkça faydamız da 1'den 2'ye, 2'den 3'e çıktı gördüğünüz gibi. Doğru mu? Doğru. Yani artan eğimli dediğimizde, artan bir fonksiyondur dediğimizde neyi kastediyorum? X arttıkça fayda da artıyor demek istiyorum artan. Ancak gördüğünüz gibi aynı zamanda ben bu fayda fonksiyonunu biraz böyle aşağıya eğimli çizdim yani. Ya bu grafikteki benim kötü grafik çizebilmemden ötürü ya da kötü grafik çizme yeteneğim olmasından ötürü olan bir şey mi? Olabilirdi. Bazen gerçekten de çok kötü grafikler çiziyorum. Ama şimdi öyle değil. Bu grafiğin bu şekilde olmasının bir sebebi var. Bu şekilde aşağıya doğru yatıklaşmasının bir sebebi var. O da nedir? Fayda fonksiyonunun yapısından kaynaklanıyor. Kök x fonksiyonunun yapısından kaynaklanıyor matematiksel olarak. Eğer ki benim faydam bu şekilde bir fonksiyona sahipse, fayda fonksiyonumuzun şekli bu şekilde artan eğimli ama azalarak artan eğimli bir fonksiyon olmuş olacak. Nereden bildim azalarak artan eğimli olduğunu? Şurada hemen bakın. Gördüğünüz gibi şurada x'i bir birim arttırdığımda faydam bir birim arttı başlangıçta. Daha sonra faydayı bir birim daha arttırabilmem için x'i 3 birim arttırmam gerekti. 1'den 4'e. Tamam mı? Yine bir birim fayda arttırabilmek için eskiden bir birim x arttırmam yeterliydi. Şimdi 3 birim x arttırmam lazım. Daha da ilerisinde yine faydayı bir birim daha arttırabilmek için x'i 5 birim arttırmam gerekti. 4'ten 9'a arttırmam gerekti. Daha da ilerisinde şurada 16 varsa mesela 16'nın faydası ne olacak? 4 olacak. Bir birim arttırmak için 9'dan 16'ya 7 birim x'i arttırmam gerekti. Yani ne oldu? Faydamı bir birim arttırabilmem için tüketmem gereken x miktarı giderek arttı. Bunu şimdi tersten okuyalım. Tersten okuduğumuzda nasıl bir anlam çıkıyor? X'ten tükettiğim miktarı bir birim arttırıyorken, tamam mı? Faydadan elde ettiğim miktar giderek düşmekte. Yani X'i 1'den 0'dan 1'e çıkartırken elde ettiğim fayda 1 iken 1'den 2'ye çıkartınca X'ten tükettiğim miktarı elde ettiğim ekstra fayda yine 1 etmiyor. 1'den düşük bir rakam ediyor. 2'den 3'e çıkarttığımda elde ettiğim fayda miktarı daha da düşüyor. 3'ten 4'e çıkarttığımda elde ettiğim fayda miktarı daha da düşüyor. Fonksiyonun yapısı gereği. Tamam mı? Yani kök x fonksiyonunun yapısı gereği. Ve bu tarz fonksiyonların yapısı gereği. Gördüğünüz gibi x'ten tükettiğim miktar arttıkça x'ten tükettiğim miktar ne kadar fazlaysa diyeyim. Ne kadar fazlaysa o x tüketiminin bir üstüne çıkabilmek için, bir tane daha fazla tüketmek için paramı verdiğimde elde ettiğim fayda giderek düşmekte. O yüzden azalarak artan bir eğim içerisinde. Yine artmaya devam ediyor faydam. Yine x tükettikçe daha fazla fayda elde etmeye devam ediyorum ama azalarak artıyor.
Anlatabildim mi? Ama her zaman fayda fonksiyonu bu şekilde olmak zorunda değil gençler. Tamam mı? Benim fayda fonksiyonum başka bir fayda fonksiyonu olabilir. Mesela ux eşittir atıyorum 3x kare artı 5x olabilir. Misal böyle bir durumda benim fayda fonksiyonum bu şekilde değil de şu şekilde olur. Anlatabildim mi? Artarak artan şekilde olabilir. Veya bazı durumlarda benim fayda fonksiyonum atıyorum 3x olur sadece. Öyle durumlarda da benim fayda fonksiyonum şu şekilde doğrusal bir fonksiyon haline gelir. Bunların hepsi matematiksel şeyler. Çok da hani sizin dert etmenizi gereken şeyler değil ama olayın mantığını kavrayın diye, tek yönlü bakmayın diye anlatıyorum. Yani bir fayda fonksiyonu dendiğinde aklınıza sadece ve sadece böyle bir eğri gelmesin. Fayda fonksiyonu çeşitli şekillerde olabilir. Tamam mı? Fonksiyonun matematiksel ifadesine bağlı olarak bunlar değişmektedir. Ancak genel olarak bu dersimizde özellikle fayda fonksiyonlarından konuşurken azalarak artan faydalardan bahsedeceğiz. Azalarak artan fayda fonksiyonlarını kullanıyor olacağız. Genellikle, çoğunlukla. Tamam mı? Azalarak artan fayda fonksiyonunu kullanmamızın sebebi hayatımızda tükettiğimiz ürünlerin çoğunluğunun faydasının azalarak artıyor olması. Yani hayatımızda en çok bu tarz fonksiyonun yer buluyor olması yüzünden sadece bunun olduğunu varsayıp bununla devam edeceğiz. Ama hayatımızda tükettiğimiz malların bir kısmı artarak artan fayda fonksiyonuna da sahip olabilir. Sabit artan, az önceki çizdiğim gibi doğrusal fonksiyon dediğim sabit artan fayda fonksiyonuna da sahip olabilir. Hatta azalan fayda fonksiyonuna bile sahip olabilir. Tamam mı? Onları düşünmeyeceğiz. Sadece ve sadece azalarak artan bir fayda fonksiyonuna sahip olduğunu düşünüyor olacağız her zaman için. Bu dersimizde en azından. Tamam mı? Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok hocam. Yok hocam. Yok hocam. Okey. Şimdi peki neden ya da neden demeyeyim de şey diyeyim. Hocam azalarak artan fayda fonksiyonunun hayatımızın tükettiğimiz ürünlerin çoğunluğunun azalarak artan fayda fonksiyonu olduğunu nereden bildik? Şöyle diyeyim, azalarak artan fayda fonksiyonundan kastımız nedir onu anladık mı siz de beni anlayacaksınız. Nasıl bir tüketim azalarak artan fayda fonksiyonuna sahiptir? Beraber düşünelim. Misal, geçen haftaki kuru fasulye örneğimizi düşünelim. Kuru fasulyeyi yiyorduk değil mi? İki tabak fasulye yedim. Yani çok açtım. İlk iki tabakta deli gibi fayda elde ettim. Değil mi? Yani açlığımı gideriyorum çünkü. Sıra üçüncü tabağa geldiğinde yine biraz daha fayda elde ettim. Toplam faydamı arttırdım. Ama eskisi kadar çok fayda elde edemedim. Neden? Doymaya başladım yavaştan. Değil mi? Hani hissiyatlarınızı düşünün. Hani şu an ekonomik düşünmenize gerek yok. Sadece ve sadece restoranda kuru fasulye yeme kararı almaya çalışan bir insanın psikolojisini düşünün şu anda. Tamam mı? Üçüncü tabağa geldiğinde ne olacak bu adamın üçüncü tabaktan elde ettiği haz, lezzet, mutluluk ilk iki tabakki kadar fazla olmayacak. Değil mi? Çünkü biraz doyma noktasına geliyoruz. Dördüncü tabağı yersek daha da az fayda elde edeceğiz. Daha az haz elde etmeye başlayacağız. Beşinciyi yersek daha da az. Altıncıyı yersek daha da az. Yani her yeni gelen tabak bize önceki tabaktan daha az fayda getiriyor olacak. Böyle azalacak, azalacak, azalacak ki bir yerde sıfıra kadar düşecek hatta. Çünkü öyle bir noktaya varacaksın ki artık o tabağı yemenin sana hiçbir faydası kalmayacak. O derece dolmuşsun artık, tamam mı? Ve işi abartır da onun da ilerisine geçersen negatif fayda elde etmeye başlayacaksın. Yani o kuru fasulye sana 15. tabaktan sonra zarar vermeye başlayacak. Kusmaya başlayacaksın. Vücudun alarm çalmaya başlayacak. Ateşin çıkacak. Hastaneye düşeceksin belki vesaire vesaire. Yani giderek bu kuru fasulye tüketimini arttırdıkça giderek elde ettiğin ekstra fayda azalmakta ve azalıyor, azalıyor, azalıyor o ekstra fayda. Bir yerde sıfıra kadar düşüyor ve bir yerden sonra negatife dahi gidebiliyor o ekstra fayda. Peki bu ekstra faydaya ne diyorduk arkadaşlar literatürde?
bir birim daha fazla x tüketmekten ötürü elde ettiğimiz ekstra faydaya. Çok güzel Gürkal. Ya Gürkal biz seninle gidelim ya. Vallahi. Gürkal'ı ben çok sevdim. Seninle gidelim biz. Bu arkadaşları rahatsız etmeyelim olmazsa. Şimdi gençler, marjinal kavramını ben size dönemin başında anlattım. Marjinali iyi anlamanız lazım dedim. Gençler lütfen. Yani biraz gayret. Biraz gayret. Biz dedik bu marjinal kelimesini fayda konusunda da göreceğiz, talep konusunda da göreceğiz, piyasa konusunda da göreceğiz, şirketler konusunda da göreceğiz, maliyet konusunda da göreceğiz, üretim konusunda. Ulan her yerde marjinali göreceğiz dedik. Marjinalden kastımızı da genel itibariyle anlattım. Bunun adı bir gün marjinal maliyet olur, bir gün marjinal fayda olur, bir gün marjinal gelir olur, bir gün marjinal bilmem ne olur dedik. Ama hepsi aynı marjinal. Burada da marjinal fayda oluyor. Nedir marjinal fayda? Bir üründen bir birim daha fazla tüketirsen elde edecek olduğun ekstra fayda. Burada da U fonksiyonu toplam faydayı veriyor. Yani o ana kadar tüketmiş olduğun bütün kuru fasulyelerin sana verdiği faydayı veriyor. 9 tane, 9 tabak kuru fasulye tüketirken 3 birim fayda elde ettiğini söylüyor. Tamam mı? Ama marjinal faydayı konuşurken 9. tabağın sana verdiği ekstra fayda, yani 9. tabağın toplam faydan da oluşturduğu farkın ne kadar olduğunu konuşuyor olacağız. Şimdi o mantıkla düşündüğümüzde marjinal faydayı yazacak olursak arkadaşlar şuraya, ya da çizecek olursak marjinal faydayı, şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Mesela varsayalım ki ben bir tabak tüketiyorken ikinci tabağı tüketmek istedim. Tamam mı? İkinci tabağı tüketmekten ötürü elde ettiğim toplam fayda ne kadar olacak? Kök 2 kadar olacak, değil mi? Kök 2'nin karşılığı yaklaşık ne? 1.4 diye. Tamam mı? Dolayısıyla birinci tabağı tüketmekten ötürü faydam sıfırdan bire çıktığı için bir birim artıyorken birinci tabağın marjinal faydasının bir olduğunu söylüyoruz. İkinci tabağı tüketmekten ötürü faydam birden 1.4'e çıktığı için 0.4 birim arttığı için ikinci tabağın marjinal faydasının 0.4 olduğunu görüyoruz. Üçüncü tabağa geçersem eğer, üçüncü tabak kök 3'ün karşılığı kaç arkadaşlar? 1.7 öyle bir şey. 1.7 gibi bir şey ama 1.7 demeyelim, 1.75 diyelim, kafalar karışmasın, 0.3 fark olmasın, tamam mı? 1.75 diyelim mesela. Üçüncü tabağı tüketmekten ötürü benim elde ettiğim ekstra fayda ne kadar? 0.35 birim. Peki dördüncü tabağı tüketmekten ötürü elde ettiğim ekstra fayda ne? 0.25 birim. Ne oldu? Her bir tabağı tüketmeye devam ettikçe elde ettiğim ekstra fayda düştü. Şimdi bu marjinal faydaları şurada grafikte göstereyim. Tamam mı? Nasıl bir şekil karşımıza çıkacak görelim hep beraber. Şurada gelelim. Birinci tabağın iz düşümü şurada. İkinci tabak burada. Üçüncü tabak burada. Dördüncü tabak burada. Şurası X olsun. Şuraya bu sefer MU diyeceğiz. Marginal Utility'den geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Marjinal fayda demek. MU ile göstereceğiz. Marjinal fayda kavramını. MU X diyeceğiz hatta şurasına. Küçük bir X yazacağız alt tarafına. Tamam mı? Altta. Şimdi birinci tabağı tüketmekten ötürü elde ettiğim ekstra fayda neydi arkadaşlar? Bir birimdi. Sıfırdan bire çıkarttı çünkü. Tamam mı? Şurası A noktası. Peki ikinci tabağı tüketmekten ötürü elde ettiğim fayda neydi? 0.4 birimdi. Yani şurası. Şurası birinci tabak, şurası ikinci tabak. B noktasına geldi. Şurası 0.4. Üçüncü tabağı tüketmekten ötürü kaç fayda elde ettim? 0.35 fayda elde ettim. Onu da şuraya yazalım. Şurası C noktası. 0.35. Dördüncü tabağı tüketmekten ötürü kaç elde ettim? 0.25 fayda elde ettim. Bunu da buraya yazalım. Tamam mı? Şimdi bu ABCD noktaları bana neyi gösteriyor dolayısıyla arkadaşlar? Her bir tüketim miktarında elde ediyor, o her bir ekstra tüketim miktarında elde ediyor olduğum marjinal faydayı bana göstermiş oldu. Ama benim kalemimi nereye koydum? Ben kalemimi bulamıyorum.
Bir şey sorabilir miyim? Aklıma bir şey takılıyor. Sorabilirsin tabii Gürkan. Hani şimdi sen sabaha kadar sorsan cevaplarım, merak etme. Ya mesela hani marjinal faydasını hesaplıyoruz ya. Mesela bir önceki vereceği yararı faydaya göre mi, yoksa hani bir birimdeki şey mi? Mesela en baştan verdiği yarara göre mi yapıyoruz, yoksa hani mesela 3 tabak yemişiz de sonra 4. tabağı yediğimizdeki o küçük aralığı mı hesaplıyoruz, orayı tam. İkinci dedi. 3 tabak yediğinde elde ettiğin toplam fayda kaçtı? 9'du. 4. tabağı yediğinde elde ettiğin toplam 3 tabak yediğinde elde ettiğin fayda 1.75'ti. Tamam mı? Köküş çünkü 1.75 dedik. 4. tabağı tüketirsen elde ettiğin toplam fayda 2 oldu. Dolayısıyla 4. tabağın marjinal faydası 2'den 1.75'i çıkardığında 0.25 oldu. Marjinalliği bulma konusunu iktisada giriş 1'de gördüğünüze emin misiniz gençler? Gördünüz büyük ihtimalle işte. Ama hocam ben bu şekilde gördüğümüzü hatırlamıyorum. Gördük ama bu şekilde gördüğümüzü hatırlamıyorum. Doğrudur. Ben de ilk defa böyle bir şey gördüm. Yani şimdi sizin de haklı olduğunuz taraf var. Haklı olmadığınız taraf da var. Onu da söyleyeyim. Neyse, yapacak bir şey yok. Olanla idare edeceğiz. Şimdi dolayısıyla bu ABCD noktaları neyi göstermiş oldu arkadaşlar bana? Her bir ekstra tüketimimde elde edecek olduğum marjinal faydayı göstermiş oldum. Ben bu noktaları çoğaltsam, milyon tane nokta yapsam şundaki gibi, tek tek işaretlesem, daha sonra bunların geometrik yerinin nasıl olduğunu bulmak istesem, şöyle bir şey karşıma çıkıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor mu? Evet hocam. Çıkıyor. Evet hocam. İşte bu kırmızı doğruya da marjinal fayda fonksiyonu diyoruz. Gördüğünüz gibi hayatımızın birçok aşamasında kullanıyor olduğumuz ürünlerin faydaları tüketimi arttıkça azalıyor olduğu için bu şekilde bir fayda fonksiyonuna sahip olduğumuzu söyledik ya. Buna şimdi şunu da ekliyoruz. Bu şekilde bir fayda fonksiyonuna sahip olduğumuzda bunun anlamı aynı zamanda bu şekilde azalan bir marjinal faydaya sahip olduğumuzu gösteriyor. Peki bu bana grafik sadece bunu mu söylüyor? Hayır, bu grafik az önceden beridir anlatmaya çalıştığımız şeyin zaten grafiğe dökülmüş hali. Yani ne diyoruz? X'ten tükettiğim miktarı arttırdıkça ekstra bir X'in bana veriyor olduğu ekstra fayda giderek azalmakta. Yediğim kuru fasulye sayısını arttırdıkça elde ettiğim haz giderek azalmakta. O yüzden marjinal fayda giderek azalmakta. Marjinal fayda bana bunu söylüyor. Marjinal fayda giderek azalmakta olduğu bu duruma azalan marjinal faydalar kanunu diyoruz. Tamam mı? Ve bu marjinal fayda azalıp bir yerde sıfıra düşebilir mi? Şurada mesela x eksenini kesebilir mi sizce arkadaşlar? Kesebilir. Evet. Kesebilir. Yani eğer ki fonksiyonun yapısı buna uygun ise, tamam mı? Fonksiyonun matematiksel olarak yapısı buna uygun ise marjinal fayda bir noktada sıfıra kadar düşebilir. Peki nerede sıfıra düşecek? Bunun anlam ve önemi nedir peki? Onu söyleyelim. Marjinal faydanın sıfıra düştüğü nokta nasıl bir noktadır? O tüketimdeki tüketimden hiçbir fayda elde etmemiş olman demektir. Yani şurada toplam fayda fonksiyonunda sen x'ten tükettiğin miktarı arttırdıkça, yani 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'den 4'e falan filan arttırdıkça her ne kadar faydaki artış miktarı azalarak artıyor olsa da gene sonuçta toplam fayda miktarın 1'den 2'ye, 2'den 3'e vesaire durmadan artmadı mı? Arttı. Çünkü marjinal faydası hala pozitif bu ürünün. Tüketmenin marjinal faydası. Ama öyle bir nokta geldi ki sen o üründen tüketiyor olduğun en son miktardan elde ettiğin faydadan daha fazla fayda elde edemediğinde, o üründen bir tane daha fazla tükettiğinde bunun anlamı ne olmuş oluyor? Marjinal faydası, o son tüketimin marjinal faydası sıfır olmuş oluyor. Yani toplam faydanı değiştirmemiş oluyor. Toplam faydanı değiştirmediğinde mesela atıyorum şurada toplam faydanın
değiştirmedi diyelim. Yani şuradaki tüketim kaçtı diyelim? 15'ti diyelim. 14. üründen 14. ürünü tüketmekten ötürü elde ettiğin faydanın miktarıyla 15 tane tüketmekten ötürü elde ettiğin fayda miktarı aynı ise toplamda 15. üründen elde edilen marjinal faydanın sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Sıfır olduktan sonra eğer ki bu adam tüketmeye devam ederse ne olacak? Eksiye de düşmeye başlayacak. Çünkü adam zaten doyma noktasına varmış, doymuş, daha fazla yerse çatlayacak, zarar görecek. Zarar görmesi de ne demek? Bu noktadan sonraki tüketimlerin ona negatif fayda vermesi demek. Negatif marjinal fayda vermesi demek. Negatif marjinal fayda vermeye başladığında 15. tüketimden sonra toplam faydanın ne olmasını bekleriz? Düşmesini bekleriz. Bak şurada da o yüzden öyle çizdim bu fonksiyonu. Yani belli bir tepe noktasından sonra tüketmeye devam edersen toplam fayda fonksiyonun düşmeye başlar. O tepe noktası neresidir? Marjinal faydanın sıfıra eşit olduğu noktadır. Sıfıra eşit olduğu noktadan daha ileriye tüketmeye devam edersen marjinal faydan negatif olmaya başlar. Toplam faydan ise düşmeye başlar. Bakın bunu karıştırmayın. Toplam faydan negatif olmuyor. Toplam faydan düşmeye başlıyor. Yani daha az tüketseydin daha çok fayda elde edebilirdin diyor. Şu noktada olabilirdin diyor. Burada ise söylediğim marjinalinin negatif oldu. Tamam mı? Şimdi şu toplam fayda fonksiyonuna baktığımızda 15 tane tüketinceye kadar kaç tane tüketirse tüketsin bu tüketici tüketmeyi arttırmaya devam ettiği müddetçe toplam faydası da artıyor mu? Artıyor. 15'in ilerisine gittiğinde ise tüketmeye devam ettiği müddetçe toplam faydası azalıyor mu? Azalıyor. Bu bana neyi söylüyor? Bu adam 15'ten az tüketiyorsa eğer tüketmeye devam ettiği müddetçe tüketimini arttırabiliyor. 15'ten fazla tükettiyse de azalttığı için 15'ten fazla tükettiği miktarı azaltırsa toplam faydası artabiliyorsa yani şöyle oluyorsa bu iki okun gösterdiği şey bana neyi söylüyor? Şu nokta bu adamın faydasını maksimize ettiği noktadır diyor. Yani bir tüketici faydasını nerede maksimize ediyor? Arkadaşlar bütçeyi hesaba katmıyoruz henüz. Bütçeyi kattığımızda işler değişecek çünkü ama bütçe kısıtı olmadığını varsayarsak yani cebinde yeteri derecede parasının olduğunu varsayarsak bütçe kısıtının olmadığı bir ortamda marjinal faydanın sıfıra eşit olduğu noktada bizim tüketicimiz toplam faydasını maksimize etmiş olacak. Okey? Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Hocam bu 15'in olduğu yer yani kısacası ne artıda ne eksi de gibi oluyor değil mi? Tepe noktası, doyma noktası gibi de düşünebiliriz yani. Eksisi de değil, artısı da değil. Hani oradan sonra ya azalmaya başlıyor yani şekilde ya da geri şekilde doyma yani artmaya başlıyor. Tamam hocam. Aynen. Bu grafiksel gösterim sadece fayda konusuna ait değil gençler. Burada anlatılanı anladığınızda firma teorisinde de çok size kolaylık sağlayacak. Çünkü firmanın da kar fonksiyonu aşağı yukarı bunun gibi olacak. Yani firmanın karı belli bir üretime kadar artacak. Belli bir üretimde tepeye ulaşacak. Tepeye ulaştıktan sonra düşmeye başlayacak. İşte orada da firmanın marjinal karı dediğimiz şey düşecek. Üretim arttıkça belli bir üretimde sıfıra gelecek. O üretimden sonra ise marjinal kar negatife gelecek. Orada da diyeceğiz ki şirketin marjinal karının sıfıra eşit olduğu noktada şirket karını maksimize etmiştir diyeceğiz. Kar maksimizasyonu, fayda maksimizasyonu, gelir maksimizasyonu, hangi tür maksimizasyon aklınıza gelirse gelsin hepsinde mantık aynıdır. Toplam değerin maksimize edilebilmesi için onun marjinalinin sıfıra eşit olduğu noktayı buluyorsun gençler. Okey?
Yani ben size atıyorum fayda fonksiyonunu verdim diyelim. Gerçekten bunun bütçe kısıtı yoksa olmadan yani o olduğunda işler değişiyor çünkü. Bütçe kısıtı olmadan bu faydanın maksimum noktaya çıkacağı tüketim miktarını bulunuz desem. Nasıl bulursunuz? Ya, sıfıra eşitlemeye çalışıyoruz. Evet, çok güzel. Sıfıra eşitleriz. Neyi sıfıra eşitleriz peki? Hocam fonksiyonu değil. X'i mi hocam? Değil. Faydayı? Değil. Marjinal faydayı değil mi? Marjinal faydayı gençler az önce söyledim. Yapmayın. Dinlemiyor musunuz? Marjinal faydanın sıfıra eşit olduğu noktada toplam fayda maksimumdur demedim mi? Marjinal karın sıfıra eşit olduğu yerde toplam kar sıfırdır demedim mi? Marjinal gelirin sıfıra eşit olduğu yerde toplam gelir maksimumdur demedim mi? Yani marjinalini sıfıra eşitlediğinde toplamın maksimum olduğu noktayı bulursun demedim mi? E şimdi ben sana fayda fonksiyonunu verdim. Atıyorum. U eşittir 3x kare artı 5x eksi 15 dedim. Misal. Sen burada faydanın maksimize edildiği x miktarını nasıl bulacaksın? Gelin beraber bulalım. Mesela ne dedik? U eşittir 3x kare artı 5x eksi 15 dedin. Tamam mı? Yani eksi 5x. Kamerayı biraz yukarı kaldırın. Tamam, kaldırırız. 3x kare eksi 6x artı 15 dedik mesela. Fayda fonksiyonu mesela. Ben sana basit bir sorunum. Gelin ki gençler fayda fonksiyonu bu olan bir herifin faydasını maksimize edeceği tüketim miktarı kaçtı dedim. Bütçesi, bütçe sınırı, bütçe kısıtı yok kendin. Nasıl bulacaksın? Bu fonksiyon buysa bunun maksimum olacağı noktada bunun marjinalinin sıfıra eşit olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Peki marjinal ux buna eşitse 3x kare eksi 6x artı 15 eksikse marjinal fayda fonksiyonu neye eşittir gençler? Bunu nasıl bulacağız? Al işte başımıza bir bela daha. Hocam her şey iyi gidiyordu. Şimdi gene bozdunuz işi. Her seferinde yeni bir şey çıkarıyorsunuz karşımıza. Nasıl bulacağız? 3x kare eksi 6x artı 16'nın marjinal faydası, marjinal fayda fonksiyonunu. Hocam türevini alacağız. Çok güzel Gürkal. Neye göre türevini alacağız? Ya emin değilim. Şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum hocam. Söyle ne olacak? Bir şey olmaz. Hocam sıfırı eşitleyerek mi acaba? Emin değilim ben de. Tamam eşitleyeceğiz de Sibel. Önce bir marjinal fayda fonksiyonunu bul bakalım. Nasıl sıfıra eşitleyeceksin? MOX eşittir sıfır dedin. Ne yapacaksın şimdi? Öyle kalacaksın. MOX ne? Doğrusal olup olmayışına bağlı olarak türevini alıp mı ilerleyeceğiz? Yani doğrusal olsa da olmasa da türevini alman gerekecek. Onu söyleyeyim. Yani dolayısıyla o söylediğin çok da mantıklı değil. Türevini nasıl alacağız peki? Neye göre türev hocam, alacağız? QD'nin P'ye göre türevi. Ben önceki videonuzu izlemiştim de türevle ilgili. Öyle bir şey mi yaptı? İyi de o yani orada ama QD burada dediğin talep edilen miktar, öyle... P dediğin fiyat. Burada fayda var. Yani başka şeyler var. Hocam bir an heyecanlandım pardon. Sorun değil. Yanlışsın demiyorum. Buna uyarlayalım diyor. Hocam. Hocam türevi mi nasıl alacağız? Onu mu sordunuz anlamadım. B kare... Neye göre türevi alacağız? Ha? Hocam B kare kralı. İşte. Hocam işte göre türevini almayacak. O kadar o kadar komplike düşünme Sinem. Daha basit. Evet Gürkan. Hocam x'e göre türevini almayacak mı? X'e göre türevini alacağız. Hani bunu x karenin üstünü. Tamam x'e göre türev alacak. Evet. Ux fonksiyonunu x'e göre türevini alırsak mux'i buluruz. Yani mux'in formülü neymiş arkadaşlar? U'nun x'e göre türeviymiş. U'nun x'e göre türevini aldığımızda şuradan hangi fonksiyonu buluruz?
Gençler, Trevalon'un 300 kare artı 15'i x'e göre türevini alalım. Hocam kareyle 3'ü çarpmayacak hocam mı? 6x artı 15 olacak mı? 6x bilmem. 6. Olur mu? Hocam. Efendim. Efendim Bülent. Hocam 3 çarpı 2 çarpı x eksi 6 çarpı 1 çarpı x üzeri eksi 1 değil mi? Aa. Değil. Evet, dinliyorum. Hocam 3 evet. Artı 5 çarpı x üzeri 2. Doğru mu gidiyorum, yanlış mı, ona göre sızacağım. Tamam, o zaman türevi sıkıntı. İzleyin gençler, türevi hocam. İzleyin. Buradaki bu türevi inanın ya, abartmıyorum gençler, cidden abartmıyorum. Yani hani derse katılan kişiler olarak sizi uyarıyorum. Şuradaki şu türevi kafadan alamıyorsan bu dersi geçemezsin. Söyleyeyim, süre yetiştiremezsin sorulara. Hocam. Kafadan alabiliyor, hızda olman gerekiyor. Evet Fadime. 6x eksi 6 değil mi? Evet, çok güzel. 6x eksi 6. Şimdi marjinal fayda fonksiyonunu 6x eksi 6 bulduysam, MOX'i sıfıra eşitlersem bu ne demek oluyor? 6x eksi 6'yı sıfıra eşitlemem oluyor. Eşitledim. Bak burası çok önemli. Burada 6x eksi 6 eşittir 0 dediğinde bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa geçirirken arkadaşlar, eksi 6'yı soldan sağa geçirirken eksi artıya dönüşüyor. Tamam mı? Burası çok önemli. Dolayısıyla 6x eşittir 6 oluyor. Sakın ola eksi 6'yı aynen şuraya geçirip de eksi 6 olarak yazmayın. Öyle yazan öğrenciler var. Hani dalga geçtiğime bakmayın. Keyfimden dalga geçmiyorum. Şurada 4 işlemde 6x eksi 6'yı karşıya geçirdiğimde 6x eşittir eksi 6 diyen çok kişiye rastladım. Dolayısıyla x eşittir eksi 1 diyen çok kişiye rastladım. Miktarı negatif bulan, fiyatı negatif bulan çok öğrenciye rastladım. Adam bulduğu sonucu bir sorgulamıyor arkadaş. Ya fiyat negatif olabilir mi? Tüketilen miktar negatif olabilir mi diye bulduğu sonucu sorgulamadan sınav kağıdı veriyor. Bir yerde hata yapmışım demiyor. O kadar geliyorsun ezberlemişsin o yolları. 6x eksi 6'yı sıfıra eşitlerken meftahsın. Dolayısıyla x kaç çıktı? 1 çıktı. X'in 1 çıkmasının anlamı ne? Eğer ki benim fonksiyonum bu şekildeyse, bu fonksiyonu maksimize eden x değerinin 1 olduğunu söylüyor. Yani fayda konseptiyle düşünürsek, bu üründen bir tane tüketirsem toplamda elde ettiğim fayda miktarı bütün alternatif tüketimlerden daha fazla. Birden daha az tüketirsem daha az fayda elde ediyorum. Birden daha çok tüketirsem de daha az fayda elde ediyorum diyor. Okey? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı hocam. Evet, faydanın nerede maksimize ediliyor olduğunu umarım anlayabilmişsinizdir. Bu dediğim bütçe kısıtı yokken, tamam mı? Bunu unutmayın. Şimdi az önce dedim ki gençler, o konuyu da bir tamamlayalım, ondan sonra bir ara verelim. Az önce dedim ki çoğu fonksiyonun bu şekilde azalarak artan bir fonksiyon olduğunu, bazen fayda fonksiyonunun böyle, bazen de böyle olabileceğini söyledim, değil mi? Artarak artan olabilir veya sabit olarak artan olabilir. Böyle olduğunda marjinal fayda fonksiyonları nasıl olacak, onu düşünelim. Şimdi mesela eğer ki bir fonksiyonun şeyi şurayı sileyim olmazsa şurayı altına çizeyim. Toplam fayda fonksiyonu eğer ki şurada gösterildiği gibi artarak artan bir seyir izliyorsa arkadaşlar, azalarak
azalarak artan değil de artarak artan bir seyir izliyorsa, bunun marjinal fayda fonksiyonu da azalarak artan bir seyir izleyecek. Tamam mı? Yani bunun gibi azalan bir fonksiyon seyri izlemeyecek, artan bir fonksiyon seyri izleyecek. Bu şekilde de olabilir, azalarak artan da olabilir, artarak artan da olabilir yine onun marjinali. Fonksiyonun yapısına göre değişebiliyor. Tamam mı? Ama yok, eğer ki toplam fayda fonksiyonu, buralar toplam olsun. Tamam mı? Buralarda marjinal. Toplam fayda fonksiyonu şu şekilde sabit olarak artıyorsa, bunun marjinal faydası sabit oluyor. Nasıl peki? Şimdi şu fayda fonksiyonu, atıyorum 3x gibi bir fonksiyon olsun. Şurası x, şurası u. Tamam mı? 3x gibi bir fonksiyon olsun. Ne demek istiyorum u eşittir 3x'e? Şunu demek istiyorum. X'ten tükettiğim miktar 1 iken elde ettiğim fayda 3. X'ten tükettiğim miktar 2 iken elde ettiğim fayda 6. X'ten tükettiğim miktar 3 iken elde ettiğim fayda 9. Değil mi? Yani x yerine 1, 2, 3'ü koydum. Hepsini 3 ile çarpıp fayda miktarını buldum. 3, 6, 9. Okey? Şimdi bakıyorum. Benim marjinal faydam nasıl değişti? 4 olursa da 12 oluyor mesela. Onu da çizeyim. Şurası 12. 0'dan 1'e çıktığımda kaç birim faydam arttı? 3 birim faydam arttı. 0'dan 3'e çıktı. 1'den 2'ye çıkarttığımda kaç birim faydam arttı? 3'ten 6'ya çıktığı için gene 3 birim faydam arttı. 2'den 3'e çıkarttığımda 6'dan 9'a çıktı. Gene 3 birim. 3'ten 4'e tüketimi arttırdığımda 9'dan 12'ye çıktı. Gene 3 birim fayda artışı yaşadım. Yani gördüğünüz gibi ben X'ten tükettiğim miktarı arttırmaya devam ettikçe hep toplam faydam 3 birim arttı. Zaten bunun böyle olmasını da bekliyordum. Biraz böyle zeki olan arkadaşlarımız zaten fark edecek ki fayda fonksiyonu eşittir, u eşittir 3x ise bunun x'e göre türevini aldığımızda mox'in 3 olduğunu görüyoruz. Değil mi? 3x'in x'e göre türevi kaç? 3 eder. Ne olmuş oluyor bu mox'in 3 olması? Ne demek olmuş oluyor? Marjinal faydanın x'e bağlı olmayan bir fayda olduğunu gösteriyor. Şurada ise marjinal fayda 6x eksi 6 bulmuştuk ya az öncekinde. Bu x'e bağlı. X değiştikçe oradaki 6x değeri de değişiyor. X arttıkça artıyor mesela. MOX'in değeri 6x eksi 6. X 1 iken 0 oluyor. X 2 iken 6 oluyor. X 3 iken 12 oluyor. X 4 iken 18 oluyor. Artıyor da artıyor. X arttıkça artıyor. Artan eğimli bir marjinal fayda fonksiyonuymuş o. Tamam mı? Ancak burada x'e bağlı bir fonksiyon olmadığı için sen x'i ne kadar değiştirirsen değiştir hep 3 birim fayda elde ediyorsun. Bunu nasıl çizeceğiz grafiksel olarak? Şurası x, şurası da mox ise ne olacak? X'ten bir tane de tüketsen 3 birim fayda, marjinal faydan var. 2 tane de tüketsen, 3 tane de tüketsen, kaç tane tüketirsen tüket hep aynı marjinal faydaya sahipsin. Şurası mox fonksiyonu. Bunu da sabit marjinal fayda fonksiyonu olarak yazıyoruz. Bazı durumlarda da marjinal fayda fonksiyonu artarak olabilir dedik. Bazı durumlarda sabit olabilir dedik. Ama çoğu durumda marjinal faydanın azalarak azalan bir seyir izlediğini söyledik. Peki, realde bunlara örnek var mı? Hani azalarak olan marjinal faydaya bir örnek verdik. O da zaten çoğu şeyimiz öyle. İşte yiyeceğimiz, giyeceğimiz, şunumuz, bunumuz hepsi azalarak azalan eğimli marjinal fayda fonksiyonuna eşit. Çünkü onları tükettiğimiz miktar arttıkça elde ettiğimiz fayda giderek düşmekte. Okey, bunu anladık. Peki, marjinal faydası artan ürünler var mı? Durmadan tüketmeye devam ettikçe marjinal faydası artan ürünler var mı? Realden bir örnek aklınıza geliyor mu? Maske olabilir mi hocam? Ne? Anladım. Maske. Sesin kesildi ya. Maske, maske. Ha. Okey, güzel. Çok güzel bir örnek verdin. Bayağı güncel bir örnek. Düşünelim. Maske olabilir mi? Şimdi maske, taktığımız maske miktarı bizim
koronadan korunma ihtimalimizi arttırdığını düşünelim. Yani bir maske taktığımızda koronaya yakalanma ihtimalimizin %47 olduğu söylenmiş mesela. Tamam mı? Pardon, %47 oranında koruyor olduğu bulunmuş bir çalışmaya göre. Geçenlerde okumuştum. Tamam mı? Bir maske taktığında %47 oranında senin koronaya yakalanma ihtimalin düşüyor. İkinci maskeyi taktığında bu oran %95'e çıkıyor. Üçüncü maskeyi takarsan belki %99'a çıkıyor. Dördüncü maskeyi taktığın %100 olacak belki, %99.9 olacak. Yani maske sayın arttıkça, taktığın maske sayısı arttıkça, maske sayını arttırdıkça hastalıktan korunma ihtimalin çok artıyor. Tamam mı? Bu da senin için bir fayda demek. Dolayısıyla maske miktarını arttırdıkça marjinal olarak senin faydan artabiliyor. Okey? Peki sabit faydalı, sabit marjinal faydalı ürüne ne örnek verebiliriz? Mesela öyle bir ürün düşünün ki ne kadar harcarsan harca hiç doyum noktasına ulaşmıyorsun. Hep aynı faydayı, aynı marjinal faydayı elde ediyorsun. Yani o ürünün birinci kez kullanımında da 3 birim fayda elde ediyorsun mesela. 101. kez kullanımında da 3 birim fayda ediyorsun. Milyonuncu kullanımında da 3 birim fayda elde ediyorsun. Böyle ürünler var mı? Hep sabit. Sizce aklınıza geliyor mu böyle? Kalem olabilir mi? Kalem olabilir mi? Kalem? Nasıl düşündün kalem peki? Yani ne kadar kullanırsak kullanalım hiç bize faydası artmıyor. Hep aynı değil mi yani? Yani olabilir gibi geldi ama tam ne demek istediğini de henüz tam da anlayamadım. Hocam, evet, ama mesela tükenmez kalemi düşündüğümüzde her zaman aynı faydayı aldık. Yani diyorsunuz ki tükenmez kalemle hep aynı işi yapıyoruz. Hep aynı işi yaptığımız için hep aynı faydayı veriyor bize diyorsunuz. Doğru mu? Hayır hocam, diyorum ki tükenmez kalemi kullandığım, hani tükenmez kalemi örnek verirsek sürekli kullandığımızda aldığımız fayda aynı olmaz ki. Çünkü tükeniyor yani. Onun tükeniyor olması senin faydanı nasıl düşürdü ya da değiştirdi? Hocam işte arkadaşımız dedi ya, bir kalemi sürekli kullandığımızdaki fayda aynı diye. Ben de dedim aynı olmaz bence. Ben de sana soruyorum, nasıl aynı olmuyor? Yani kalemi tükettiğin miktar artınca faydan nasıl aynı olmuyor, onu anlamadım. Yani nasıl değişiyor? Tek bir kalemden mi bahsediyoruz yoksa birçok kalemden mi bahsediyoruz? Tek birçok kalemden de bahsedebiliriz ya da aynı kalemi defalarca kullanmaktan da bahsedebiliriz. Aynı kalemi defalarca kullanınca, ben mesela bu tükenmez kalemi defalarca kullanıyorum. Ama bir yerden sonra daha silik yapmaya başlıyor. Anladım. Tamam. O zaman sabit olmayabilir diyorsun. Mantıklı. Tamam. Evet. Evet Bülent. Sesin gelmiyor Bülent. Mikrofon yok. Sonra bana kızıyorsun hocam, beni hocam duymadın diye. Şu an duyuluyor değil mi? Duyuluyor, evet. Hocam tam oturmasa da biraz benzer bir örnek buldum. Suda eriyen vitaminler. Mesela örneğin hocam, bir mandalina yediğimizde o vitamin diyelim ki 3 birim bize bir etki oluşturuyor. Ama fazlasını yediğimizde bize daha fazla bir etki yaratmıyor. Çünkü direkt atılıyor, depolanmıyor. Tam oturmuyor, evet farkındayım ama biraz benzer. Evet, oturmuyor. Çünkü kendi söylediğin gibi faydası aynen olmuyor. Dediğin anda marjinal faydası sıfıra düşüyor demek oluyor o. 3'ten 0'a düşüyorsa azalan marjinal fayda var onda. Evet Sinem. Hocam mesela kullandığımız internet sürekli aynı ne kadar miktarını artırsak ya da internet erişimi için kullanıyoruz ya da evimizdeki eşyalar, koltuk vesaire gibi, mesela yastıktan örnek vereceğim ya da sadece uyumak için kullanıyoruz. Bunu ne kadar yastık miktarını istersen 2'ye 3'e çıkartayım. Ben sonuçta tekrardan uyumak için kullanıyorum bunu. Mantıklı, güzel. İnternet örneği güzel mesela. İnterneti bir saatte kullansan, 15 saatte kullansan her bir saatinden elde ettiğin fayda aynı. Yani ortalama aynı işleri yaptığını varsayarsak çok güzel bir örnek. İlginç bir örnek. Teşekkür ettim Sinem. Sinem'in verdiği örnek mesela marjinal faydanın sabit olmasına gayet güzel bir örnek. Tuttum örneği. Benim verecek olduğum örnek de şöyle bir örnekti. Mesela
atıyorum nerede yaşıyor o? İşte dağlık bir bölgede yaşıyor o ve o dağı dolaşıp da durmadan öbür tarafa geçmek zorunda olduğunu düşün. Onun eziyetini çektiğini düşün. Bir gün devlet oraya tünel yaptı. Ücretsiz tünelden artık geçip de gidebiliyor o. Şimdi o tünelden sen ilk seferde geçtiğinde oh be dünya varmış artık dağı dolaşmaya gerek yok dedin, bir marjinal fayda elde ettin ya. O marjinal faydayı da neye göre elde ettin? Oradaki dolanacak olduğun meşgale, stres, sıkıntı vesaireyi, zaman kaybını yaşamadığın için elde ettin. Sen bu tünelden ilk kez geçerken bu faydayı elde ettin de 105 bininci kez geçtiğinde başka bir fayda mı elde ettin? Gene aynı faydayı elde ettin. Öyle değil mi? Veya bir köprüyü kullanırken o köprüden kaç bin kere geçersen geç hep aynı faydayı elde ediyorsun. Değişen bir şey yok. Bu tarz örnekler sabit marjinal faydaya örnek gösterilebiliyor arkadaşlar. Okey? Evet, Selçuk. Hocam okuma kitabı da aynı örnek verilebilir mi yani okuma kitabına da? Bilmem ki. Ne açıdan düşündün? O yani mesela hocam ilk okuduğunda fazla anlamazsın ama ikinci okuduğunda farklı şeyler de çıkarabilirsin. Yani o zaman faydan değişiyor ama. Yani ama hem öyle zaman düşündüm hem de yani ilk anlayışta da anlamış olabilirsin. İkinci okuduğunda yine aynı faydayı anlıyorsun. Eğer ki her bir okumanda hep aynı şeyi anlıyorsan, sana ekstra bir şey katmıyorsa aynı marjinal faydayı elde ediyorsun demektir ama çok uymuyor gibi ya Selçuk. Emin olamadım. Hocam, hocam o zaman fayda değişmez mi? Yani şöyle mesela hani biraz daha realistik düşünürsek ilk okuduğunda elde ettiğin bilgi miktarı senin marjinal faydan oluyor. İkincisinde ilk okuduğundaki elde ettiğin bilgi miktarı kadar daha ekstra bilgi elde ediyor olman lazım. Aynı bilgilerde kalıyorsan ikinciden itibaren marjinal faydan sıfıra düşüyor demektir. Tamam mı? Ama ilk okuduğunda 3 birimlik bir bilgi elde ettin. İkinci okuduğunda ilkindeki 3 birimlik bilgiden başka 3 birim daha bilgi elde ettiysen ve her seferinde 3 birim daha bilgi etmeye bu şekilde devam ettiysen o zaman sabit bir marjinal faydadan bahsedebiliriz. Yani hocam, toplam faydanın sabit olmasıyla marjinal faydanın sabit olmasını birbirine karıştırmayın. Marjinal faydanın sabit olması her okuyuşunda ekstra 3 birim daha elde etmeye devam etmen gerekiyor. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Kitap okumaktan örnek verdi arkadaşımız. Onun üzerinden devam edeceğim. Bilgi evet. Değil de mesela birinci okuyuşumda evet okurum ama ikinci okuyuşta her okuduğumda benim okumam pekişir. Bu da bana bir fayda kazandırabilir ve bu durumda sabit kalmaz diye düşünüyorum. Ya kalmama ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Evet. Evet Ekin Su sen diyeceğin bir şey? Hocam ben şu maske örneğini aslında tam anlayamadım. Yani burada sürekli artan bir fonksiyondan mı bahsediyoruz? Ya şimdi şöyle orada hastalıktan korunma oranı sen taktığın maske miktarı arttıkça hastalıktan korunma oranın artıyor. O şekilde düşündük. Yani hocam diyelim mesela dördüncü maskeyi taktığımızda %100 diyelim. Bu beşinci maskeyi taktığımızda bize bir faydası olmaz. Hatta zararı bile olabilir hocam bence. Yani ha, anladım. Yani. Profesyonel şey gibi yani bir saatten sonra vücut artık onu taşımıyor. Kulakların veya suratına farklı bir baskı yaratır sana zarar verir yani beşinci maske. Ben de onu söyleyecektim az önce. Evet. Dur bir dakika düşünüyorum. Mantıklı gibi geldi şu an söylediğiniz. Mantıklı. Mantıklı. Artarak artan bir marjinal fayda fonksiyonu değil o. Evet, azalarak artan bir fayda. Yani azalan marjinal fayda fonksiyonu. Evet. Mantıklı. Güzel. Evet. Birisi daha söz istedi herhalde az önce. Bir ses duyuldu ama göremiyorum ekranda. Ben istedim hocam. Doğru dediniz. Ha, evet Ömer. Ben de maske olayına şey yapacaktım da. Tamam. Okey.
Okey, güzel. O zaman bir ara verelim gençler. Ondan sonra devam edelim dersimize. İkinci ders biraz daha ağır olacak dersimiz. Dikkatle dinlemeye çalışalım, tamam? Kaydı durduruyorum. Ondan sonra bir 10-15 dakika sonra.